Levent varsa onu da soralım. Dinleyelim onu. Levent abi hoş geldiniz. Ana Haber'e iyi akşamlar. Merhaba. Gürkan Hoca'ya da merhaba. Merhaba Levent'ciğim. Onyekuru konusunda çok enteresan bir gelişme yaşanıyor Galatasaray'da. Haberimizde de aktardık son dakika gelişmesi olarak. Monaco oyuncusunu geri çağırıyor. Çünkü sözleşmesi, kiralık sözleşmesi sona erdi ama ligimiz devam ediyor. Nasıl çıkacak Galatasaray bu işin içinden? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bak şimdi bir madde var. Madde de şöyleydi. Her halükarda sözleşmenin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır diyor. Şimdi tabii ki Gürkan hocamı dinledim. Dedi ki Fatih Hoca'nın yerinde olsam kimi göndermek istemem Onyekuru diye. Az evvel Fatih Hoca'yla konuştum. Dün de çıkmamış itmanı. Adam gitti dedi. Yani Onyekuru için gitti dedi. Yani bu saatten sonra Galatasaray'ın oyuncuyu nasıl döndüreceğini ben de merak ediyorum. Ve İstanbul'dan da pazar günü ayrılacakmış. Yani Trabzonspor maçında oynayamayacak o zaman Onyekuru. Tabii canım yani gitti dedi. Yani şimdi hocayla konuştum. Rica ettim kendisine. Bir bilgi eksikliği olmasın diye. Ya dedi Levent bugün değil ki dün de çıkmadı itmana dedi. Yani sonuçta bu maddeyi yok saymış yani ligde Fransa liginin bitmesi çünkü neden bitecek? 26'sında Türkiye'de lig bittiği için evet. Monaco'nun antrenmanına katılma şansını elde edemeyecek büyük bir ihtimalle. Bu da bu sözleşmeyi bahane olarak gitti. Ha buradan kim tazminat davası açar Galatasaray? Hiç önemli değil. Parasal sorunları çok değil. Galatasaray'ın 8 tane oyuncusu yokken bu 9.'sü oluyor. Ama Sayın Tüzemen o madde bildiğim kadarıyla UEFA'nın tavsiye kararı. Bağlayıcılığı var mı Levent? Bağlayıcılığı var mı o maddenin? Ben de net bilmiyorum ama bilgilerim onu söylüyor bana. Tavsiye kararı var bu dediğiniz şekilde. Tamam da oyuncuyla devam ediyorsunuz yola. Böyle bir tavırı varsa baştan söyler. Ben hiç o zaman onunla yola devam etmem. Doğru. Yani sen burada 3 maç oynuyorsun. En kritik maçlardan birine çıkacaksın ve çekip gidiyorsun. Ya tamam da o zaman tavsiye kararı Galatasaray başladığında yani ikinci bu uzatma dönemi başta 8 maçlık periyot başladığında hem hocam hem sen de biliyorsun ki ligin 12 Haziran'da başlamadı mı bu lig? 31 Mayıs'ta bitiyor sözleşmesi. Niye 3 maçı oynadın? Evet. Ben onu söylüyorum. İki tarafa da yatırım yapmış. Ben çok net söyleyeyim sana. Ne olur ne olmaz diye. Yani zaten yani bizde 12 Haziran'da hocam maç bittiğinde Fransa zaten ligi tescil etmişti. Paris Saint-Germain'in şampiyonluğu belirlenmişti. Tabii. Yani bu konudaki başvurular bile reddedildi biliyorsun küme düşme konusundaki verilen kararlarla ilgili. Şimdi soruyorum yani burada oyuncunun bu şekilde davranması, menajerin bu şekilde davranması çok şaşırttı. Yani sonuçta Galatasaray'da çok eksik oyuncular var yani. Pazar günü Falcao da olmayacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Levent? Al Onyekuru'yu vur Kruse'ye. Öyle olmuş. Yani Fenerbahçe'de Kruse kendini oraya ait hissetmemiş. Onu hocam, hissetmiştim. Ben burada aynı şeyi Onyekuru'da görüyorum. Ben bunu Kruse ile ilgili tartışmam. Kruse sezon başında Fenerbahçe'ye gelmiş bir sözleşme yapmış. Onyekuru Galatasaray'a gelmek için çırpındı ya. Sezon başında Galatasaray'a gelmek için direndi. Monaco'ya sattılar. Monaco'da kadroya girmedi. Koşa koşa geldi. Formaları öptü. Taraftarlar karşıladı falan. Yani sonuçta bu Onyekuru'yu kim parlattı Türkiye'de? Fatih'in parlattı. Şüphesiz ben de onu söylüyorum. Galatasaray'la ilgili aidiyet duygusu ortaya, Kruse'den aidiyet duygusu bekleyemeyiz. Ama aidiyet duygusunu bu bize gösterdi Onyekuru. 40 yıllık Galatasaraylı gibi davrandı. Bu kulüpte oynamak istiyorum dedi. Kazanılan o Fenerbahçe maçındaki 3-1'lik Galatasaray maçı, Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın en önemli silahı oldu. Yani birdenbire 3 maç oynadıktan sonra kalan 5 maç için terk edip gitmek ne demek yani? Monaco'da bu konuda büyük hata yapmış olabilir eğer böyle davranıyorsa. Yani nedir ki ben bunu anlamıyorum. Sonuçta Galatasaray hem yalancı santrforla oynadı biliyorsunuz. Başakşehir'e karşı Onyekuru'yla oynadı. Emre Akbaba'yla. Şimdi birdenbire en önemli silahını da kaybediyorsun. Yani kalan haftalar içinde bu Galatasaray'ı eksik kadrosu. Şimdi dezavantaj diye düşünüyorum ama ben oyuncunun bu tavrına bir anlam veremedim. Ya çıkacaksan oynayacaksan 12 Haziran'dan itibaren sözleşmen bitiyorsun. Ben yokum dersin ya. 8 maçta oynamazsın. Tamam der insanlar. Saygı duyarlar. Ama 3 maç oynayıp 5 hafta kala hem de en kritik pazar günü İstanbul'dan uçağa binip gideceksin.
Galatasaray-Trabzon maçında oynamayacaksın. Gerekçene Monaco dön dedi. Böyle şey absürt bir şey olabilir mi hocam? Sözleşme bak Levent, şöyle bir şey olsa bile farz et ki kendi adıma söylüyorum. Monaco dön dedi dese bile senin söylediğin çok önemli şey var. Senin pazar günü belki de tarihindeki en önemli, en azından bu senenin tarihindeki en önemli maçlardan birini oynuyorsun. Herhalde Monaco ona çabuk cumartesi günü dön falan demedi. En azından bu maçı oynarsın, sonra ahde vefanı gösterirsin ki ahde vefanın falan olmadığını görüyorum ben burada Onyekuru'da. Hadi ondan sonra gene oturur bir şeyleri konuşur arkasından gidersin ama Fatih Terim gibi bir hocaya bile o gitti dedirtiyorsan orada şeyler kopmuş gitmiş yani artık. Ben şaşırdım ya, rica ettim hocaya. Galatasaray'a faydası olmaz yani bu saatten sonra olmaz. Hocam bir kez daha tekrar edeyim. Siz Fatih Terim'le konuştunuz Sayın Tüzemen. Ne dedi size? Gitti dedi Levent. Yani bunu yazmak lazım bence. Fatih Terim Onyekuru evet. Gitti diye yazmak lazım bence. Yani. Tabii gitti dedi. Ben şaşırdım hocam, dönmesi mümkün dedi. Dün de itmana çıkmadı dedi. Yani biz manşetimizi, çünkü benim çapraz ateş var İskender'le ilgili, Trabzon Galatasaray maçıyla ilgili Galatasaray'ı yönünü ben yazıyorum. Şey yönünü de, İskender ile Trabzon yönünü de karşılaştırmalar yaparak, Başakşehir maçını düşünerek Onyekuru üzerinde bir oyun planı şekilde bir yorumladım ben. O yüzden Fatih Terim'i aradım. Sağ olsun hoca da telefona çıktı ve sordum, aynen böyle söyledi. Yani bir daha teşekkür ediyorum kendisine. Kabul etmemiz gerekir ki şaşkın özette ve yani biraz da bence öfkeli gibi. Sesinin çok sert olduğunda tanıttık ettim. Haklıdır ya, bir teknik direktör bu kadar eksiklerle yaşanmıyor. En önemli silahı da iki gün itmana çıkmıyor ve bay bay diyor ya. Pazar günü. Yani kim bu? Senin gol attıktan sonraki Allah'ını seversen görüntü elimizde, tabii biz vermedikleri için. Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra Onyekuru'nun bir görüntüsüne bir bak ya, Fatih Terim'le olan. Hı hı. Sarılma şekline bak. Daha belki geçen seneki şampiyonluk döneminde sarılma şekline bak falan. Böyle bir aidiyet duygusunu ortaya koymuş bir oyuncunun yaptığı bu hareket brütüslükten hiçbir farkı yok yani bence. Yani. Ona aidiyet demeyelim de bence menfaatinin olduğu yerde kalabildiği kadar kalmak, sonra da kendince daha uygun bir yerde ya da daha iyi bir yer bulduğunda gitmek. O zaman da aidiyet duygusu olmuyor zaten. Ama bir şeyine katılıyorum senin, bir saptamana. Hadi Kuruse'nin aidiyet duygusu olmasın, tamam, zaten Fenerbahçe'nin bir isteği vardı, geldi. Ama Onyekuru'daki gerçekten hayal kırıklığına neden olacak bir şey. Hani Galatasaraylıların üzülmesi de son derece normal. Üstelik bunları yaparken de hocam, bunlar Galatasaray'ın malı olmayan bir oyuncu olarak bize gösterdin tabii, bunu. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Geçen senede sezon başından itibaren geldin. Galatasaray kiralıktın, gittin, bir daha gelmek için çaba sarf ettin. Galatasaray kiralık geldiğinde de hatırlarsanız sıtma hastalığına yakalandı. Türkiye'de tedavi edildi. Bir müddet Galatasaray'a hizmet vermedi. Yani tarihe geçen en önemli maçı Galatasaray bence Fenerbahçe maçı oldu Kadıköy'deki. Ama kabul edelim bunu, ben bunu anlayamadım. Bu kadar hocayla bu kadar samimiyetin var, bu kadar seviyorsun. Twitter'larda bunu atıyorsun, dile getiriyorsun her şeyleri diyorsan. Yani burada bu takım bu şekilde bırakıp inanır. İnsanız ya, sorabiliriz hocam. Bakın bir şey söylüyorum. Sen gönderilmiş bir hoca olan Ersun Yanal Trabzon'da kupa maçına çıktı, doğru mu? Doğru, evet. Yani çıkmayabilirdi. Beni gönderdim, ben bu riski niye alayım diyebilir değil mi hoca? Tabii. Ama çıktı. Bunu inkar edebilir miyiz? Çünkü aidiyet duygusu vardı. Önemli bak. Vardı. Sen bana göre bir oyuncu olsan bence tamam ayrılıyorum. Şartlar bunu getirir. Kulübe de ben pazar günü oynamadan ayrılmam dersin. Aynı şeyi söyledim. Pazar günü maça çıkarsın, oynarsın. Aynı şeyi söyledim. Herkesini taraftar şeye kadar uğurlar havalimanına gidersin şartlar bunu getirirse. Ama en kritik final haftası bu hafta ya. Yok. Bu hafta final haftası. Kabul yani edilir tarafı yok. Antalya Başakşehir maçı, Galatasaray Trabzonspor maçı ligin final haftası. Katılıyor musunuz? %100 katılıyorum. Yani bunu kabul edilebilir bir tarafı yok. O konuda doğru. O konuda. Teşekkür ediyoruz. Ben sadece şaşırmadım. Hoca zaten şaşırmış. Yani ne olacak ki bu işte? Çözüm de üretecekler. İki gündür itmana çıkmamış oyuncu zaten. Hayırlısı olsun diyelim. Peki, çok teşekkürler değerlendirmeniz ben için. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz Levent Tüzemen. Ya şu enteresan var. Ben mesela şuna hiç karşı gelmiyorum. 8 milyon veriyor bir kulüp, 10 milyon veriyor öbür kulüp. Vay, para için beni bıraktı. Ya para için dediğin arada 2 milyon fark var. Bu arada bunu söyleyen adam da 2500 lira maaş alırken 3000 lira maaş verseler oraya uçarak öbür tarafa gider ki haklıdır. Bak hiç itirazım yok ona. Ne yapacak yani? Babasının aynı mı çalışıyor kardeşim o işte? Arada 2 milyon fark varsa öbür takıma işte benim kessen sarı lacivert, sarı kırmızı akar. Geçin bunları, geçti onlar. Bu kadar büyük paralar var. Bir de bu adam bir sakatlansa öbür sezon oynayamayacak. Gitti mesela bütün parası. Onun için ben böyle aidiyet duygusunun en baştan olan kısmına karşıyım. Ama bu, burada aidiyet olması lazım kardeşim.
Yani gerçekten Levent'i söylediği çok haklı. Levent bir Galatasaraylı olarak koyuyor tabii adama. Sen bu kadar bu adamı getir bir yere getir. Bir tane maçı bile ya Monaco affedersin. Çarşı hemen bize Perşembe 21 uçağıyla uç gel mi dedi. Ya da pazar sabahı 9 uçağıyla gel mi dedi. Hayır. Oyna şu Trabzon maçını. Sizin hayatınızı ne önemli.